Herkese merhaba, ben Aygül. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yani... Şöyle tutsam mı? Akşam Shakira konserine gideceğim. Shakira İstanbul'a gidiyor. Ben de oraya gideceğim. Bu hazırlanma süreci birazcık uzun olacak. Çünkü hani en başından en sonuna kadar size her şeyi göstermek istiyorum. Lafı daha fazla uzatmayalım. Hemen videoya geçelim. Ben de hemen başlayayım. Bugün sabahtan sınavım vardı benim. Oraya gittim. Sabah okula gittim. Şimdi o yüzden gözümde birazcık gözaltı kapatıcısı falan var. Onları temizleyeyim bir yandan. Bir kil maskesi uygulayacağım. Çünkü T bölgemde birazcık yağlanma var. O yüzden burnuma uygulamak istiyorum ki parlama yapmasın. Şimdi yüzüme bu Garnier'in saf ve temiz kil maskesini uygulayacağım. Yani aslında yüzüme değil, sadece burnuma uygulayacağım bunu. Ben kil maskelerini genelde duştan önce sürmeye çalışıyorum. Çünkü kil maskeleri böyle çok çabuk çıkmıyor ve yoruyor beni onu çıkarırken. O yüzden ben de banyoda çıkarması daha rahat diye böyle banyodan önce kullanmayı daha çok seviyorum. Böyle şu çene kısmına süreceğim. Ben bunun kurumasını bekleyeceğim. Daha sonra duşa gireceğim. Duşa girdiğimde de yüzümün geri kalanına, şu yanak kısımlarıma şeker peelingi yapacağım. Şimdi bunun kurumasını beklerken de tırnaklarıma oje süreceğim. Duşa gitmesin bari. Şöyle. Bir şerit. Tırnaklarım da manikürlü değil ve kenarlarındaki etler böyle bayağı ve çıktı falan, böyle kötü görünüyor ama şu an manikür yapmak için hiç vaktim yok. O yüzden sadece oje sürüp geçeceğim. Shakira da zaten tırnaklarıma bakmaz. Ojelerimi de sürdüm. Onların da kurumasını bekleyeceğim. Birazcık maskem kurumaya başladı. Daha sonra duşa gireceğim. Bunu beklerken ben de bir yandan Instagram'ın şu yeni özelliği, soru sorma özelliği çıktı ya, onu deneyeceğim. Böyle birkaç soruluk. Sizden soru alacağım. Eğer beni Instagram'da takip etmiyorsanız Aygül Yılmaz ismiyle beni takip edebilirsiniz. Oradan daha böyle interaktif bir ilişki kuruyoruz. Şimdi o hikayeyi atıyorum. Biliyorum çok bunaltıcı oldu ama şöyle birkaç tane soru cevap yapalım diye story'yi de şimdi paylaştım. Bakalım. Birkaç tane soru cevapladım ama artık maskem tamamen kuruduğu için daha fazla cevaplamayayım dedim. Hem de zaten çok da bunaltmayayım istedim. Ben şimdi duşa giriyorum. Daha sonra tekrar geri geleceğim ve hazırlanmaya devam edeceğiz. Hadi görüşürüz. Sizde de oluyor mu bilmiyorum ama saçlarımı eğer kurutmazsam böyle daha kıvırcık oluyor. O yüzden hani bugün de kıvırcık olmasını istemiyorum. Zaten hatta ekstra düzleştirebilirim bile. Bu yaz sıcağında kurutmak çok zor. Akşam da ne giyeceğim bilmiyorum. Şimdi makyaja geçeceğim ama gerçekten ne giyeceğim bilmiyorum. O yüzden her şeye uyacak bir makyaj yapmayı düşünüyorum. Zaten çok ağır bir makyaj yapmayı düşünmüyorum açıkçası. Böyle ışıltılı, böyle hafif bir makyaj yapmayı düşünüyorum açıkçası. Şimdi ilk olarak bir cildimi nemlendirerek başlayacağım. Vichy'nin Slow Age nemlendiricisini kullanacağım bunun için. Bu inanılmaz güzel kokan, çok da güzel nem veren bir nemlendirici. Nemlendirici cildime böyle nüfuz ederken ben de kendime minik bir dondurma ve soğuk içecek arası vermek istiyorum. Çünkü ev çok sıcak, hava da çok sıcak. Bizim ev ekstra sıcak. O yüzden şu an böyle durduğum yerde terliyorum ki vantilatör açık. Ona rağmen böyleyim. Eğer sizin de evleriniz çok sıcaksa bence burada bir videoyu durdurun. Siz de koşarak mutfağa gidin ve soğuk bir şeyler alın kendinize. Onu içmeye başlayın. Hatta eğer kahve içmek istiyorsanız, soğuk kahve içmek istiyorsanız şuraya tıklayarak benim soğuk kahve tarifi verdiğim videoyu da izleyebilirsiniz. Ben şimdi bir şeyler alıp geliyorum, sonra ayrılmayın ama videoyu izlemeye devam edin çünkü makyaja geçiyoruz ve asıl heyecanlı kısım burası. Ben asla o sesi çıkaramıyorum arkadaşlar. Çok sıktı. Ay döktü. Evet, ben geri geldim. İlk olarak Nivea Aftershave balsamını yüzüme uygulayacağım ki makyajımın kalıcılığını artırsın. Daha sonra yüzüme bir CC kremi uygulayacağım. Bunun için de Neutrogena'nın bu turuncu kaplı CC kremini kullanacağım. Benimki de açık tonu. Bundan çok fazla almıyorum. Böyle sadece yüzümdeki rengi eşitlesin diye birazcık uygulayacağım. Daha sonra Revlon'un Color Stay fondötenlerinden 110 numara Ivory rengini şu yanağımdaki sorunlu bölgelere birazcık geçeceğim. Şimdi gözümün altı için L'Oreal True Match kapatıcıyı kullanacağım. Fakat bu bana çok çok sarı gelen bir kapatıcı. O yüzden sadece aslında corrector olarak bunu kullanacağım. Yani kapatıcımın altına gözaltı morluğumu daha iyi kapatabilmesi adına şöyle minik bir kat geçeceğim. Daha sonra yüzümü daha aydınlık göstermek için Maybelline Fit Me kapatıcılardan
05 numarayı kullanacağım. Ben hani eğer sadece gözaltımı kapatmak istiyorsam Maybelline Fit Me'nin 15'ini kullanıyorum. Ama birazcık daha aydınlatmak istiyorsam, tenimden birazcık daha açık olsun istiyorsam 05 numarayı kullanıyorum. Bugün de birazcık daha aydınlık olmasını istediğim için şimdi tekrar 05'i geçeceğim. Çünkü 05 tek başına benim gözaltı morluklarımı kapatmıyor. Şimdi bu kapatıcıyı da yayalım. Konuşamadım. Gözlerimin altını sabitlemek için Rival de Loop'un Fixing Powder'ını kullanacağım. Bunun içinde zaten şöyle bir puf pufu var. Ben bu puf pufu kullanarak sabitliyorum. Çok ufak bir baking yapacağım. Ama hemen sileceğim sonra böyle. Çok çok pudralı bir şey olmayacak. Sadece kapatıcının birazcık daha kalıcılığını artırması için yapıyorum bunu. Göz kapaklarında da Essence'ın Color Intensifying göz bazını kullanacağım. Daha sonra şu göz altımda kalan pudraları hemen temizliyorum. Kaşlarım için Maybelline Brow Dramalardan Medium Brown olan rengini kullanacağım. Şimdi gözlere geçeceğim ama gerçekten ne giyeceğim bilmediğim için göz rengimi de ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Biraz ışıltılı ve kalıcı bir makyaj yapmak istediğimi söylemiştim. O yüzden ben bu Maybelline Color Tattoo'larından On Bronze 35 numarasını kullanacağım. Bunu yüzük parmağımla alıyorum ve göz kapağıma birazcık uyguluyorum. Sleek'in On The Horizon paletinden şu en alttaki ışıltılı rengi alıyorum fırçama ve gözümün dış köşelerine bunu uyguluyorum. Daha sonra temiz bir karıştırma fırçası alıyorum ve buradaki şu ten rengine benzeyen hafif somonumsu rengi alarak karımın dış taraflarını temizliyorum. Arkadaşlar kameranın şarjı bitti. Kameranın şarjı bitince ben de makyaja devam etmek istemedim siz olmadan. O yüzden sadece saçlarımı düzleştirdim. Zaten muhtemelen saçlarımı örerim diye düşünüyorum çünkü hava gerçekten çok sıcak. Hani terlerim açık saçla diye düşündüğüm için örmeyi düşünüyorum. O yüzden de böyle hani daha muntazam bir örgü olsun diye de şöyle bir düzleştiriciyle üstünden geçtim saçımı. Çok da fazla düzleştirmedim. Hem öreceğim için hem de hava çok sıcak olduğu için katlanamadım. Şimdi hemen tekrar makyaja devam ediyoruz. Ben size tekrar o ilk gösterdiğim ışıltılı renkten birazcık daha alarak şu kenarları birazcık daha yoğunlaştırmak istiyorum. Şimdi şu ilk gösterdiğim rengin yanında bir tane de ışıltılı bir renk var. Bayağı açık bir renk. Şimdi onu böyle göz kapaklarımın şu daha iç kısımlarına uygulayacağım parmağımla. Şimdi elime Nude Tude paletini alıyorum ve onun içinde kendi böyle kesik uçlu bir fırçası var. O fırçayla şurada bir sleek rengi var, böyle koyu kahve rengi. Ondan alıp kirpik diplerime geçeceğim. Birazcık dökülüyor. O yüzden şöyle göz altıma birazcık pamuk koyacağım. Yine aynı rengi, aynı fırçayla çok hafif dokundurarak alt kirpik diplerime de geçeceğim. Ve küçük uçlu bir fırça alıp birazcık dağıtacağım oraları. Yüzümü kontürlemek için de The Balm'ın Highlight and Contour paletinden şu en baştaki rengi kullanacağım. Aynı renkle hafiften burnuma da bir kontür yapacağım. Daha sonra yine aynı paletteki şuradaki şeftalimsi renkle yanındaki pembemsi rengi karıştırarak kendime bir allık oluşturacağım. Çünkü ne şeftali rengi ne de pembe rengi allık istiyorum. Ve ne giyeceğim de bilmediğim için böyle bir çözüm yoluna gittim. Şimdi aydınlatıcıyı da aynı paletten kullanacağım. Buradaki pembe alt tonlu aydınlatıcıyı kullanıyorum. Böyle yüzümü hafif bronz yapmak istedim. Sanki tatilden dönmüşüm Shakira için. Sonra tekrar Bodrum'a geri dönecekmişim gibi. Kirpiklerimi kıvırıyorum hemen. Kirpiklerime de Maybelline Total Temptation rimelini uygulayacağım. Alt kirpiklerim için ise yine Maybelline Last Sensational serisinden suya dayanıklı olan rimelini kullanacağım. İlerledikçe gözümün altına akmasını istemediğim için böyle yapıyorum. Ruj olarak da Clinique'in Chubby Stick'lerinden A42 numarayı kullanacağım. Ve makyajım bu şekilde. Şimdi saçımı öreceğim demiştim size. Örmeye başlayacağım.
Aslında basit bir Hollanda örgüsü yapacağım ama içine birazcık bugün konsere gittiğim için renk katmayı düşünüyorum. Hollanda örgüsünün nasıl yapılacağını merak ediyorsanız da yine şuraya tıklayarak Hollanda örgüsünün nasıl yapılacağını anlattığım videoyu izleyebilirsiniz. Ben dediğim gibi bugün birazcık daha renkli bir Hollanda örgüsü yapacağım. That's the deal, my dear. You were born that far away, so we can both make fun of distance. Keep on going, foreign and foreign. Saçımın örgüsünü bitirdim. Bu şekilde içinden renkler çıkan. Aslında daha renkli bir şey hayal etmiştim ama şu an elimde bu renk olduğu için bunlarla yaptım. Üstümü de göstereyim size. Şöyle çiçekli bir şort giydim. Onun üzerine de beyaz rahat bir bluz giydim. Hem böyle rahat olurum dedim. Hem hareket edince de çok da terletmez bu üstümdeki diye düşündüm. Bence iyi düşünmüşüm. Hadi o zaman hep birlikte konsere gidiyoruz.